Evet arkadaşlar, noktalama işaretlerini işlemeye başlayacağız. Ancak çok geniş bir konu olduğu için ve çok uzun süreceği için her videoda bir noktalama işaretine değinmeye çalışacağız. Değineceğimiz noktalama işaretleri hangileri? Bunlara bakalım. Nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti, tırnak işareti, kesme işareti, kısa çizgi, konuşma çizgisi, diğer adıyla uzun çizgi, yay ayraç, köşeli ayraç, eğik çizgi gibi noktalama işaretleridir arkadaşlar. Şimdi bakalım noktalama işaretlerini biz neden kullanırız? Noktalama işaretlerinin hiç olmadığını düşünelim. Bizim kitaplarda, dergilerde, gazetelerde, televizyon ekranlarında, bilgisayarda gördüğümüz yazılar ne kadar anlamsız ve karmaşık olurdu. Noktalama işaretlerini biz duygu ve düşüncelerimizi daha açık anlatmak, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak amacıyla kullanıyoruz arkadaşlar. Anlamayı ve anlatmayı daha kolay hale getirebilmek için. Bu açıklamadan sonra artık noktayla konumuza başlayabiliriz. Öncelikle nokta, herkesin bildiği gibi en çok bilinen özelliği budur. Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur. Örneklerimizdeki gibi bahçedeki ağaca tırmandık. Nokta. Ağaçta meyveler vardır. Nokta gibi arkadaşlar. Cümlelerin sonuna nokta konur. Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta konur. Bazı kısaltmaların sonuna koyuyoruz noktayı. Mesela avukatın kısaltması av'dır. Bundan sonra nokta koyuyoruz. İngilizcenin kısaltılmış hali ING'dir. Yine bundan sonra nokta koydum. Caddenin kısaltılmış hali cad'dır. Yine bundan sonra nokta koymuşum. Sayfanın kısaltılmış halinden sonra da nokta koymuşum arkadaşlar. Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanıyorum. Mesela 5 yanına nokta koydum. Bu ne oldu? Bir sıra bildirir hale geldi. 5. oldu. Ya da 2, ondan sonra nokta koydum, ikinci oldu. Burada gördüğümüz gibi roman rakamıyla da yazdığımda yanına nokta koyduğumda yine sıra bildiriyor arkadaşlar. İkinci Mahmut gibi, 16. madde gibi. Diğer özelliğime bakayım. Bir yazının maddelerini gösteren rakam ve harflerden sonra konur demişiz. Bir yazının maddelerini gösteren rakam ve harflerden. Örneğin şuraya bir sözcük türleri diye başlık atmışım. Bunun alt başlığını göstermek için bir nokta koymuşum. Birinci adlar, bunun da alt kümelerini göstermişim. A nokta özel adlar, B nokta cins adlar gibi. Diğer özelliğim neymiş? Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları ayırmak için konur. Çalışmalar 26.09.2021'de bitecek. Gördüğünüz gibi gün, ay ve yıl arasına ben nokta koyarak tarih gösterimi yapmışım. Unutmayalım şunu. Ay adları yazıyla yazıldığında nokta kullanılmaz. Yani ben bunu şu şekilde yazmış olsaydım arkadaşlar. 26 İki tane E yapmış olduk. Eylül 2021 yazmış olsaydım araya nokta koymayacaktım. Şu şekilde yazsam yani bu yanlış bir kullanım olacaktır. Burada örneğimizde gördüğümüz gibi saat ve dakika gösteren sayıları ayırmak için kullanılır. Burada unutmamam gereken bir şey var. Dijital saatlerden gelen bir alışkanlıkla bazı arkadaşlar şu şekilde gösteriyorlar. İki noktayla gösteriyorlar. Bu yanlış bir kullanımdır arkadaşlar. Saatler arasında, saat gösterimlerinde, saat ve dakika arasında tek nokta kullanılır. Aynen burada olduğu gibi. Uçak saat 20.15'te havalandı. 4 ve 4'ten çok rakamlı sayıların okunuşlarını kolaylaştırmak için kullanılır. Burada kullanırken sondan 3 basamak sayıyorum, nokta koyuyorum. Sondan 3 basamak sayıyorum, bir nokta daha koyuyorum. Mesela şu sayıyı ben şöyle yazsaydım. 21,
15 şeklinde yazmışım mesela burada. Bunu okumak biraz zor olabilirdi ama ben sondan 3 basamak sayıyorum. 1, 2, 3. Bundan sonra nokta koydum. 2115 şeklinde daha kolay okudum. Yine bu sayıyı şu şekilde yazmış olsaydım okumak biraz daha karışık olabilirdi ama sondan 1, 2, 3 basamak saydım. 1 nokta koydum. 79.217 olduğunu gördüm. Sayılar arttıkça okumak daha zor olacağı için noktayla kolay okuma sağlıyoruz arkadaşlar. Yine burada da ne yapmışım? Sondan 3 basamak saymışım, 1 nokta koymuşum. 3 basamak saymışım, 1 nokta koymuşum. 3 basamak, 1 nokta. Aklımızda bu şekilde kalabilir. 3 basamak, 1 nokta. Matematikte çarpma işareti olarak kullanıyor. Bunu zaten bilmeyen kalmamıştır artık. 12 çarpı 5, 60, 4 çarpı 11, 44 gibi. Genel ağ diğer adıyla internet adreslerinde kullanılır. www.eba.gov.tr şeklinde. Arkadaşlar nokta işaretini burada bitirdik. Diğer videolarda virgül, noktalı virgül, ünlem işareti gibi 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 noktalama işaretlerine devam edeceğiz. Kolay gelsin. İyi günler.